Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Hafıza Merkezi'nin geçen sene başlattığı Geçmişi Konuşmak, Barışa Alan Açmak başlıklı panel serisinin aslında bu seneki ilk oturumunda birlikteyiz. Bu panellerin amacı geçmişle yüzleşme ve onarıcı adalet kavramlarını farklı alanlardan gelen aktivist, sanatçı, akademisyen ve sivil toplum çalışanları ile birlikte düşünmek. Bu birlikte olmak istemenin de en başta gelen sebeplerinden biri bu meseleleri kendi köşemizde konuşmaktan çıkarıp başka ses ve işbirliklerine alan açmak. Elbette hala bugün burada da bir anlamda kendi köşemizde olduğumuzu biliyoruz. Ama en azından sivil toplum aktörleri ve sanat alanının özne ve aktörleri arasında bir diyalog olarak düşünebiliriz bugünü de, bugünkü oturumu da. Bu senenin serisinde sanıyorum ki Hafıza Merkezi'nin üretmiş olduğu web sitelerinden biri olan Türkiye'de Hafızalaştırma web sitesinin yenilenmesinin, genişletilmesinin de etkisi ve vesilesi oldu bu panel serisinin konusunu seçmekte. Burada da farklı hafıza sahaları, hafızalaştırma çalışmalarıyla bunların onarma, iyileştirme ile olan bağını konuşmakla başlıyoruz böylece bugün. Belki kısaca bu site hakkında, bu siteyi tanımayan dinleyicilerimiz için birkaç cümle edebilirim başlamadan önce. Bu site Türkiye'de ağır insan hakları ihlallerine uğrayan birçok grup ve bireyle ilgili aslında. Onlarla ilgili oluşturulan hafızalaştırma çalışmalarının, projelerinin bir derlemesi. Aslında hem bu çalışmaların mesele edindiği geçmişin, yani bu şiddet geçmişinin tarihçesini içeriyor ama aynı zamanda bu işlerin kendisinin bağlam ve tarihçesi hakkında. Daha somut olarak yani hafızalaştırmayı nasıl anladığımız, nasıl çalıştığımız, kimlerle işbirliğini kurduğumuz, kuramadığımız bu süreçteki zorlukları derleyen bir platform. Ve bu artık yeni versiyonuyla bu işlerin aslında nasıl duyulduğu, görüldüğü üzerine yazılan eleştiri yazılarını da, röportajları da bulabilirsiniz. Çünkü bir bakıma hafıza meselesi yalnızca geçmişteki olaya ilişkin bir hakikati inşa etme mücadelesinden oluşmuyor. Bunu nasıl, kimlerle, nerede yaptığımız bambaşka politik, etik ve toplumsal soru ve sorunsalı da beraberinde getiriyor. İşte tam da tüm bunları konuşacağımız bir diyalog zemini kurmak istiyor Türkiye'de Hafızalaştırma Sitesi. Bugün farklı alanlardan konuşmacılarla olmayı bir fırsat bilerek de aslında hafızayı derken neyi anladığımız ve anlattığımız ve anladığımız şeyle kurduğumuz ilişkiyi konuşmakla başlayacağız bugün. Belki de çünkü farklı işbirlikleri öncelikle aynı sözcük, kavram ya da olgu üzerine ne düşündüğümüzü birbirimize sorarak başlıyordur. Yani bunu verili kabul etmemek. Sonrasında da hafıza ya da bellek ile ne yapacağımızı somut işler üzerinden konuşacağız. Katılımcıların, konuşmacılarımızın ürettiği, içinde yer aldığı, dayanıştığı somut işler üzerine. Tüm bunları yaparken de aslında tırnak içerisinde şiddetten sanat çıkarılıp çıkarılamayacağını, bir başkasının acısıyla ilişkilendiğimiz bir alanda hareket olarak hafızanın tehlikelerini, zorluklarını ama aynı zamanda inceliklerinden bahsedeceğiz. Ve onarırken, iyileştirirken öfkeye, kırılganlığa, korkuya da yer vermeli miyiz? Evetse o yer neresi? Diye soracağız. Panelin 1,5 saatlik bu bölümünün ardından sizin yorum, katkı ve sorularınızı alacağız. Oturuma başlamadan önce 3 konuşmacımızı da kısaca tanıtmak istiyorum. Bugün burada Kardelen Işık bizimle birlikte. Lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Kardelen hem profesyonel hem gönüllü olarak farklı sivil toplum kurumu ve inisiyatiflerinde hafıza, diyalog ve barış kültürü alanında yürütülen çalışmalara katkı sundu ve sunmaya da devam ediyor. Aynı zamanda bellek ve iyileşme atölyelerinin düzenleyicilerinden biri. Fatoş İrven çalışmalarında savaş, sömürge, cinsiyet, beden politikaları, adalet, güç, hakikat gibi meseleleri irdeleyen ve bu irdelerken de aslında bu meseleleri özel, kamusal, mahrem, kolektif gibi ikilikleri yeniden düşünerek yapan bir sanatçı. Performansının yanı sıra resim, video, yerleştirme alanlarında da eserler üretiyor. 2021 yılında Karşı Sanat ve Depo'da olan Zamanın Dışında başlıklı kişisel sergisi eş zamanlı olarak gerçekleşti.
Ve çok aslında yakın bir tarihe kadar, bir geçen ayın 15, yani 15 Nisan'a kadar Berlin'deki Zilberman Galerisi'nde de Sur isimli sergisi ziyaretçilere açıktı. Şener Özmen yazar, editör, çevirmen ve performans ve video sanatçısı aynı zamanda. 1990'lardan itibaren hem İstanbul hem Diyarbakır'da muhalif çağdaş sanat pratiklerinin hem doğrudan üreticisi oldu hem de bu sanat hareketi üzerine başka sanatçı ve yazarlarla birlikte düşündü ve yazdı. Özmen hem yurt içi hem de yurt dışındaki birçok serginin küratörlüğünü yaptı. Birçok sergide de kendi işleri sergilendi. Aynı zamanda Kürtçenin Kurmancı diyalektiyle yazdığı öykü ve romanları var. Böylece ben ilk soruyu sorarak başlatmak istiyorum paneli. Bu soruya da dilediğiniz şekilde aslında kim söz almak istiyorsa konuşmacılarımızdan mikrofonunu açıp sözü alabilir. Daha önce de konuştuğumuz gibi aslında belki hafızadan hem bir terim olarak ama hem de bir toplumsal ve politik bir alan olarak ne anladığımızı ve sizlerin bu kavrayışı zaman içerisinde dönüştü mü? Dönüştüyse nasıl dönüştü? Bunlardan bahsedebiliriz. Yani burada aslında doğrudan bu meseleyle sizin kurduğunuz ilişkiyi ve bununla ne yaptığınızı merak ediyorum. Ve tabii ki bu ilişki bu sözcüğün ya da bu terimin reddi de olabilir. Hafıza yerine çünkü başka sözcükleri tercih eden katılımcılarımız olduğunu biliyoruz. Yani daha somut olarak da kendinizi bugün artık Türkiye'de hafızalaştırma ya da belki yurt dışında içeren bir alan bu. Hafıza çalışmalarının üretildiği, tartışıldığı ortamın bir parçası olmanız nasıl gerçekleşti? Daha doğrusu bu ortamın bir parçası olarak da görüyor musunuz kendinizi de? Çünkü bazen de bu sıfat kendimizin, kendi işlerimize atadığı bir şey değil. Başkalarının bizi nasıl tanımladığı, işlerimizi nasıl gördüğüyle ilgili. Siz kendi bu alanla ilişkinizi nasıl düşünüyor ve görüyorsunuz diye sözü sizlere bırakıyorum. Şener Özmen sanırım sizin mikrofonunuz açık. Bunu bir fırsat bilelim Ben Fatoş'u bekliyordum. mi? Önceliği ona vereyim. Peki. Mikrofon Sesi kapalı galiba. evet, açması lazım. Okey. Okey. Herkese Okey, okey. merhaba. Herkese merhaba. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bizi yıllar sonra aslında Şener'le yan yana getirebildiniz. Öyle söyleyeyim. Bu vesileyle konuşmak keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Bu bellek meselesi dediğiniz gibi bunun kavramsal boyutu, hafıza mı denir, bellek mi denir, daha farklı minvalde mi konuşulması gerekiyor. Bilemiyorum ama aslında bir sanatçı olarak baktığım zaman bu son yıllarda özellikle son kaç yıldır bilmiyorum ama benim için aktif olarak son 5 yıldır gözlemlediğim ve Türkiye'de çokça tartışılan ve konuşulan adeta bir dil alışkanlığına dönüşmüş bir kavram olduğunu görüyorum. Zaman zaman beni rahatsız etmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Daha önceki toplantılarda da zaman zaman dile getiriyorum. Çünkü hakikatle bağının koptuğunu hissediyorum bu kavramın. Özellikle Türkiye'de bu minvalde dile gelirken bu hakikatle gevşemiş bağı bizi gerçekle somut olarak ilişkiye geçmemizi engelleyen bir duruma dönüşüyor. Yani bu kavramın belki de bu minvalde çok tartışılmaya ihtiyacı var. Gerçek anlamda tartışılmaya ihtiyacı var. Tabii bunu kuramsal boyutuyla ben ilgilenmiyorum. Daha çok yaşamsal boyutuyla ilgileniyorum. Benim için nedir derseniz, ben bunu yaşamın kendisi olarak, gerçeğin kendisi olarak nitelendiriyorum.
Tabii bu gerçeklik bizim hafızalarımızdaki karşılığı ya da pratiklerimizdeki ya da politik tavrımızdaki karşılığı nasıl hayata geçiyor vesaire bunlar bunları biz pratiklerimizi genellikle göstermeye çalışıyoruz biz sanatçı olarak daha çok üretimlerimizle. Ha bu üretimler nelerdir derseniz bu üretimler açıkçası şahsen ya da diyeyim ürettiğim her şeye dahil konuşabileceğim bir kavram. Çünkü bu olmadan üretim benim için imkansız, öyle söyleyeyim. Ama Türkiye gibi zorlu politik koşullarda bunu korumak, bu gerçekliği korumak, buna sahip çıkmak ve ısrarla bunun hakiki zeminini oluşturuyor olmak benim için çok anlamlı. Bu nedenle farklı sanatçılarla ve kuramcılarla bunu tartışıyor olmak önemli. Bugün burada bunun için buradayız. Teşekkür ediyorum öncelikle. Fakat bu kavramın en beni rahatsız eden boyutu Türkiye gibi özellikle politik anlamda yüzleşme kültürüne sahip olmayan yüzleşme kültürü dediğim bu bütün hani hem bireyleri hem politik alanların hepsini kapsayan bir şeyden bahsediyorum. Yüzleşme kültürüne sahip olmayan bir yerde bu kadar bu kavramın başıboş bir şekilde kullanılıyor olması benim en büyük rahatsızlıklarımdan bir tanesidir. Böyle bir başlangıç yapmış olayım ben. Teşekkürler Fatoş. Belki buradan Kerdelen acaba sana söz versen ve senin de hafıza terimine bir itirazın olduğunu biliyorum. Daha çok bellek terimini kullanmayı tercih ettiğinizi. Belki buradan bundan biraz bahsedersin. Tabii. Aslında yani tercih biraz böyle zorunlu yapılmış bir tercih. Kişisel bir tercih değil. Şöyle başlayabilirim belki. Hafıza dediğimizde zaten kökeni gereği muhafaza edilen, saklanan, orada duran bir şeyden bahsediyoruz. Fakat bellek biraz daha değişebilir, dönüşebilir, belletilebilir. Hem kendimizin payı olduğu bir şekilde hem de dışarıdan bir şekilde belletilebilir bir şeyi anımsattığı için açıkçası biraz oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hem Türkiye'de Fatoş'un da bahsettiği gibi hem Türkiye için hem de bu kavramların herhangi biriyle haşır neşir olmak zorunda kalmış herkes için bir kuyuya dönüşen, katmanlı yapısıyla kuyuya dönüşen bir hale gelebiliyor muhafaza ettiklerimiz. Çünkü hem yani böyle burada biraz fizyolojik, biyolojik kısımlarına vesairesine girmek istemiyorum ama öznesi kadar hatırlama biçimi var ve bir mücadele alanı olduğu gerçeğini muhafaza edilen şey sadece başlangıç yapabilir gibi geliyor. Biraz itirazım aslında oradan. Çünkü böyle hatırladıklarınızı, hafıza dediğimiz şeyi anlatmaya çalışan bir şey yaptığınızda yaşanmış bir olayı ya da maruz kaldığınız bir şeyi yalnızca tek bir temsili varmış veya sadece o an olup bitmiş gibi o anı hapsederek orada dondurmak gibi bir çelişkinin içerisine düşebiliyorsunuz. Genellikle bizim de böyle sıklıkla duyduğumuz hep unutma, unutturmama sözlerinin ötesine çıkamıyoruz gibi hissediyorum muhafaza ettiklerimizde. Çünkü hakikaten orası katmanlı değil bir kuyuya dönüşmüş bir durumda. Daha bir politik bir mücadele alanı olarak ele almak bana hem dönüşebildiğini, değişebildiğini, eklenebildiğini ve en önemlisi de bir yük olarak da taşınabildiğini ve bu yükün de çeşitli biçimler alabildiğini bellediğimizi hatta belletildiğini düşündürüyor. Bu nedenle belleğe en azından bizler 10 Ekim tarafından 10 Ekim'in belleği demeyi daha çok tercih ediyoruz ve şöyle bir soru sorduğumuz zaman neden ve neyi hatırlıyoruz sorusu gibi bir şey sorduğumuz zaman belleği neler oluşturuyor ya da
kendimize, birbirimize bu soruyu ne zaman ve nasıl soruyoruz sorusu da gündeme gelmiş olabiliyor ve daha çok katmanlı, farklı bahçeleriyle tutabildiğimiz daha kurucu bir eyleme dönüşüyormuş gibi hissediyorum. Sanırım hem itirazımı hem de terime bakışımı bu şekilde toparlayabilirim ben de. Çok teşekkürler Kardelen. Evet, buyurun. Belki Şener sizin. Duyabiliriz. Evet, teşekkür ederim hem sizlere hem katılımcılara. İki katılımcımız da yani hem Kardelen hem Fados çok iyi bir giriş yaptılar. Bu anlamda şu noktada söyleyecek pek bir şey kalmıyor ama şunu söyleyebilirim. Fatoş iyi bir konuya değindi. Hani yaşamla, yaşamsal olmasının çok iyi ve iyi bir şey olduğunu söyledi. Belki şunu ekleyebilirim. Çünkü travma, post bellek, sanatın geçmişi, temsil etme gücü hep bunlarla alakalı kafa yordum. Muhtemelen hem edebi çalışmalar hem sanat çalışmaları da bu yönde gitti. Aslında uğraştığım alanlar biraz şu kavramlarla alakalıydı. Hani insan hayatındaki muazzam kaybı görselleştirmeye ve ölçmeye, onu elle tutulur hale getirmeye nasıl başlıyoruz? Kaybettiklerimizin yasını nasıl tutabiliyoruz ve onları nasıl anabiliyoruz? Mesela Kürt toplumunda yaşanan o bireysel ve toplu acıların anmanın, bu acıları anmanın bir yolu var mı? Daha doğrusu bu acıları anmakla alakalı bize bir zaman verilmiş mi? Böyle bir zamanımız var mı? Yas tutacak bir zamanımız var mı? Anma geleneklerimiz bize uygun anma biçimleri sunuyor mu? Bu da çok önemli bana sorarsanız. Çünkü direkt hafızayla alakalı bir şey gibi geliyor. Söz gelimi çok yakın bir örnek olduğu için söylüyorum. IŞİD benzeri bir örgüt çıkıyor ve anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyor. Buna verdiğimiz tepkiler uygulanabilir. Yani sanatçılara ve yazarlara uygulanabilir modeller sağlayabilirler mi? Sanırım daha işin başında yani 90'lı yılların ikinci çeyreğinde Diyarbakır'da özellikle üreten sanatçıların üretim biçimleriyle ilgili olarak ya siz niye İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin raporlarına bakmıyorsunuz? Yani bu çok daha mantıklı işlere bakmaktansa oraya bakmanızı tercih ederim. Ve bir şekilde o üretimi yani Diyarbakır'a özgü üretimi en çok haksızlığın yapıldığı, insan hakları ihlallerinin yapıldığı ve böyle sembolize edilen bir kentte buna bağlamam çok şey değildi. Benim için yani biraz trajikti de aynı zamanda. Çünkü şöyle bir şey var, yani sanat yaşama ve ölüme tanıklık ediyor. Bu çok açık. Kürtçe'de hafızanın karşılığında bir yazılır. Birinin iki anlamı var. Biri kuyu demek, biri hafıza demek zaten. Yani düşünün, yani belki çok ekstrem bir giriş olacak ama ben Kürt sinemacısının, Kürt yazarının, Kürt çağdaş sanatçısının, Kürt müzisyeninin kısacası kültürel alanda üretim sağlayan bütün bireylerin hafızayla ilişkili olduğunu söylüyorum. Başka türlü olma olasılığı zaten yok. Mümkün değil. Yani hafıza dışında sana başka bir medyum, başka bir tema, başka bir form üzerinde çalışma zamanı bırakılmadı ki. Bu zaman hiç bırakılmıyor ki. Bu anlamda evet, iki konuşmacının da değindiği gibi hani bu bir yük de olabilir ki kesinlikle bir yük, buna inanıyorum. Çünkü bunu doğduğundan beri üzerinde taşıyor, sırtında taşıyor bir yükü, hafızayı. Ama belki bu noktada söylenmesi gereken şey şu. Bize kapı aralıyor mu yoksa bir takım kapılar mı kapatıyor? Çünkü eğer yas tutma zamanımız yoksa sürekli bir şeyi yaşamış oluyoruz. Ve bir şeyi ve başka şeyleri unutmuş gibi oluyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kürdistan'da bir zaman yok. İşin ilginç yanı
ben Türkiye'li sanatçılar diyeyim. Türkiye'li sanatçılarla farklı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Aynı zamanı yaşamıyoruz. Aynı zamanı yaşamadığımız için bizim bellekle ve hafızayla kurduğumuz ilişki de farklılaşabiliyor. Çünkü yıllar önce işte Avesta yayınlarının muhtemelen Fransızcadan çevirdiği bir kitap vardı. Birever Yalaş diye Ahlam Mostaganmi'nin Lübnanlı yazarın bir kitabıydı ve önemli bir kitap. Bedendeki hafıza, Memory of the Flesh, Kürtçe'ye de Birever Yalaş diye çevrilmiş. Çok önemli bir şeydi, beni çok etkilemişti. Bedendeki hafıza nedir? Bunun üzerine çok düşünmüştüm. Ama roman bunu tam da bizim üretme biçimlerimiz gibi veriyor. Parçalı bir şekilde veriyor. Çünkü eğer durum buysa ve ben aynı zamanı yaşamıyorsam sürekli parça parça bir şeyleri hafızaya aktarıyorsam üretimlerim de böyle olacak. Ve bu hiç de yadırganabilecek bir şey değil. Çünkü Kürt olmak bir anlamda hafızasını başka başka önündeki olaylar için ve gelecek olaylar için diri tutmayı da gerektiriyor. Maalesef. Hiç kimse, hiçbir sanatçının, hiçbir sinemacının, hiçbir müzisyenin ve şairin böyle yaşaması gerektiğini zannetmiyorum. Bütün sanatçılar gibi, İskandinav sanatçıları gibi, Nordik sanatçıları gibi zaman üzerine iyi işler, rahat işler, sakin bir kafayla dünyayı kurtarmayacak işler üretmeyi çok isterdim. Bir tembellik hakkımın olmasını isterdim. Ama maalesef hafızam buna izin vermiyor. Hafızam benim nasıl çalışmam, nerede üretmem gerektiğini de söylüyor. Belki şimdilik böyle bir giriş yapabilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sanırım zaten her üçünüzün de söylediğinden biraz anladığım bir şey de hafızayı ya da belleği böyle soyut ya da sadece politik üzerine düşüneceğimiz bir mesele değil, yaşamla doğrudan ilişkisine Fatoş'un da zaten işlerinden de çok net görebileceğimiz bir yaşama devam edebilme. Zaten yoluna devam edebilme, tüm gündelik hayatı yeniden kurmakla çok ilişkili. Ve aynı zamanda da her üçünüzün konuşmalarında da sürekli tam da bunu yaparken, bu işleri üretirken arzularımız neler, motivasyonlarımız neler ya da mecburiyetlerimiz neler? Bazen işte bu bir onarmak, başka bir hakikati inşa etmek, sorumlu hissetmek, sorumluluk hissetmek gibi bir sürü aslında farklı yerlere de gittik. Ama tüm bunlar belki Şener sizin de en son konuşmanızı bitirdiğiniz gibi çelişkisiz ya da kavgasız, patırtısız olmuyor. Tüm bu aslında başka bir şey mi üretmek isterdim ben? Tüm bu konularla olan bağımız o kadar da bir tek böyle sakin bir sürece tekabül etmiyor. Buradan belki Fatoş sizin kendi işlerinizi üretirken de tüm bu meseleler üzerine düşünürken de onarmak mı, iyileştirmek mi, dönüştürmek mi ve tüm bunları nasıl anladığınızı merak ediyorum aslında. Aslına bakarsanız ben bu yıllar içerisinde buna benzer soruyla çok karşılaştım. Fakat iyileşmenin ben olanaksız olduğuna inanan biriyim. Yani iyileşmek denilen şey, bilmiyorum şahsen, bana çok uzak gelen bir ihtimal. Aramızda ya da o kadar bir mesafe var ki ben ona ulaşamıyorum henüz. Yani Şener'in bahsettiği aslında bir takım hani o örüntüler var ya hani o. Çünkü buna izin veren bir ne bir sistem içerisindesiniz, ne bir bireysel noktadasınız, ne de aşabilmişsiniz bazı şeyleri. Bir kere hani o yas tutma zamanı var mı, böyle bir zaman var mı diye sordu ya Şener. Yani hakikaten bir kere hani yası tutabiliyor musun? Yani tutmayı bırak, zamanı bırak. Artık hani ben yıllar evvel bir şey söyledim, öyle bir şey yaşıyoruz ki bir insan hasta ve yatağında huzur içerisinde ölmesi büyük bir konfor artık yani. Hani bu çok çok da özlediğimiz bir şeye dönüştü. Bir insanı yatağında uğurlamak filan. Çünkü hani onunla bir vedalaşma
süreciniz vardır ve bunu yaşamayan bir durumu sürekli yaşandığını düşünün. Yani sürekli tekrar tekrar. Dolayısıyla hani bir şey gibi bir bombardıman yaşanıyor. Yani o hafızanız böyle şimşek çakar gibi sürekli üst üste çok az şeyler değil bunlar. Yani bütün tarihimiz, bütün tarih böyle. Özellikle Kürdistan'da yaşanan hem bireysel anlamda hem toplumsal, bunları ayırt etmek zaten olanaksız. Hani şeye de çok sinirlenirim bazen. Yani kamusal, özel, bilmem ne ayrımları. Bunlar o kadar canımı sıkan şeyler ki böyle bir alan yok zaten. Böyle bir alan yok. Böyle bir alana sahip olmayı gerçekten ben de çok isterdim. Yani çok çok isterdim ve ona gözüm gibi bakabilmeyi çok isterdim. Ama yok. Dolayısıyla iyileşmek ne kadar olanaklı onu bilmiyorum ben. Çünkü henüz o iyileşmeye adım atabileceğim bir mecra da yakalayamadım. Yani onu hissedemedim ben. Gerek pratiklerimde, gerek ürettiklerimde, gerek içinde bulunduğum yapı içerisinde, hiçbir pratikte ben o iyileşmeye dair küçücük bir durumla henüz karşılaşmadım. Ama dönüşüme inanıyorum ben. Daha önce de söyledim ben. Eğer dönüştürme gücünü, belki de bu hani bir sanatçı tarafımızla da ilişkili bu. Hani biraz o yaratıcılıkla bazı şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İşte ne bileyim şiir yazıyoruz, bazılarımız yazı yazıyoruz, bazılarımız dönüştürmeye çalışıyoruz. Dönüşüme inanıyorum çünkü dönüşüm dediğim şey aynı zamanda direnme mekanizmasının içerisinde barındırdığı için buna inanıyorum. Yani bir direniş kültüründen geldiğimiz için o dönüşüm hep bir direnme kültürüyle besleniyor. Ve dolayısıyla iyileşmesek bile dönüştürebiliyoruz, reflekslerimizi koruyabiliyoruz. Hala şaşkınlığımı koruyabilmeye çalışıyorum mesela. Bunların hepsi bence bu direnme kültürüyle çok alakalı şeyler. Yoksa hakikaten çıldırmamak işten bile değil. Yani hani ben bunu hep bedenimle de açıklıyorum. Geçen gün de söyledim, bizim delilerimiz boldur. Kürdistan'ın delileri çoktur. Hatta çocukluğumuz onlarla geçer. Gerçekten bu olayın duygusal boyutunu abartmak adına söylemiyorum. Öyle düşünülürse de çok önemli değil. Hakikaten delirmek sanırım tüm bu bahsettiğimiz o yükü artık taşıyamama noktasında içine çok rahat girebileceğimiz, içinde bulunabileceğimiz bir hal olmaya başlıyor. Sanatsal pratiklerimizle bunu yapmayı başarabiliyorsak bir parça en azından o dönüşüm, bundan sonrası için en azından bu kavramları bugün oturup konuşabiliyorsak, bundan sonra da bazı şeyleri deşip, eşip, okuyuya bakıp, okuyudan ses olup konuşabilme olanağımız sadece bu dönüşüm nedeniyledir. Başka da bir şey olduğuna inanmıyorum çünkü iyileşmeye inanmıyorum. Çünkü iyileşmek için iyileşme koşullarının oluşması gerekiyor. İyileşme koşullarının olmadığı bir yerde, olmadığı bir toplumsallıkta, iyileşme koşullarını yaratan bireysel ilişkilere bile bazen sahip olmadığımızı hissediyorum. Yani bir sanat çevresi bu kadar diline sanatı, hafızayı, belleği, dilini pelesenk etmiş bir toplumda tüm bunlarla yapayalnız baş etmek zorundasınız. Yapayalnız baş ediyorsunuz. Yapayalnız baş ederken ne tür bir iyileşmeden bahsedebiliriz? Hakikaten bazen o yük o kadar fazla oluyor. O yükle ne yapacağımızı bilemez durumda bulabiliyoruz kendimizi. Yani bu kadar çok şey varken ben bununla ne yapacağım diye düşünüp duruyoruz. Ama kuramsal olarak, kavramsal olarak oturup hafıza kelimesini tartışıyoruz vesaire. Ya umuyorum bunların her biri bu iyileşmek için birer vesile olur ama dediğim gibi iyileşme kavramı bu noktada benim için çok uzak bir kavram. Ferdinand, belki
size burada döneceğim. Aslında tüm daha önce karşılaşmalarımızda da ya da başka yerlerde de söylediğiniz tüm bu bellek ve iyileşme atölyelerinin bir adaletin yokluğu, sizin ifadenizle adaletin boş göstermesi olarak tarif etmiştiniz biraz. Bundan bahsedebilir misiniz? Aslında nasıl da tıpkı bu iyileşme koşullarının yokluğu, yas tutma koşullarının yokluğu olarak tarif ettiler Şener Özmen ve Fato Şirven. Siz de biraz bunun aslında adaletin, belki bir anlamda dar anlamıyla cezai adaletin ama aslında aynı zamanda bugün bahsettiğimiz onarıcı adalet mekanizmalarının da yokluğunda yaşıyoruz. Sizin bu anlamda hikayeniz nasıl oldu bellek ve iyileşme atölyeleri bağlamında? Tabii aslında Fatoş ve Şener'in söylediklerinde böyle benim de bir çıkış noktam var. O da yük taşımak, yani böyle İngilizce'de tanıklığı taşımak biraz böyle bearing witness to bear witness, böyle tanıklığa dayanmak, dayanabilme gücü şeklinde geçmesi bana böyle çok anlamlı geliyor. Tam da o dayanabilme gücünü, taşıyabilme gücünü, devam edebilme ve dönüştürebilme gücünü nasıl bulabiliriz sorusuyla aslında ortaya çıkmış bir şey bellek ve iyileşme atölyeleri. Aslında 10 Ekim'in özellikle 3. yılından itibaren her birimizin kendi hafızasının belleğini yokladığı ve bunun da çeşit çeşit yapabilirliğe dönüşmesi gerektiğini hissettiğimiz pek çok an vardı. Bir kere politik olanın bir duygu repertuarını, hissetme repertuarını geliştirmek ve genişletmek gerekiyordu. Çünkü her birimizin üzerinde yarattığı etki ve her birimize olan farklıydı. Bunun yanı sıra da koskoca bir kuyunun ardında hem mücadele etmek, hayatta kalmak, ayakta kalmak, unutturmamak, farklı düzenlerdeki her türlü ihtiyacımızı karşılayabilmemiz ve bu mücadeleyi de sürdürebilmek için, bu gücü devşirebilmek için çeşitli nefes durakları yaratmamız gerektiğini hissediyorduk ve bunun da elbette dayanışmayla birlikte yapılması gerektiğine inanıyorduk her birimiz. Hem böyle hissettiğim hem de sıklıkla aramızda dile getirdiğimiz, bağırabilmek için bile bir derin nefes almak gerekir. Ayakta durabilmek için de gerektiğinde birilerine dayanmak gerekir. Her birimiz bütün olan bitenle bu soruyu defalarca farklı bir biçimde birbirimize de kendimize de sorduk. Aslında başlangıçta iyileştirici bellek nedir, nasıl deneyimleri içerir, eğer hafıza diyorsak, hafızalaştırma diyorsak, hafızalaştırmanın iyileştirici olmasının bir ilkesi, bir kriteri var mıdır? Bu çabalar onarıcı bir yerden amacına ulaşmıyorsa veya iyileştirici olmuyorsa ne olur gibi soruların peşine düştük ve bu etraftaki gidişatımız ve bir araya gelişlerimiz her seferinde farklı bir yol aldı. Hem 8. yıla yaklaşıyoruz. 8 yılda her bir günde, her bir ayda, her bir yıl dönümünde olan biten farklı. Hem de öznesi kadar bir hatırlama biçimi var, hem de öznesi kadar bir yapma biçimi var. Bu nedenle bellek ve iyileşme atölyeleri aslında biraz aynı anda farklı duyguların, ihtiyaçların konuşulabilmesine alan açmak, ihtiyaçlarımızı gözetebilmeyi, kolektifleştirebilmek ve bütün bu alanları da 10 Ekim özelinde çoğaltabilme ihtiyacımızdan doğdu. Daha sonrasında bu çemberi, o küçük çemberi birazcık genişletmek de istedik. Çünkü her birimizin hem hayatın içerisindeyken hem de politik mücadelelerimiz içerisinde iyileşme ve onların pratiklerinin ne kadar yer bulabildiğini, iyileşme taktiklerimizi, bir arada olduğumuzu, pratiklerimizi nasıl kolektifleştirebildiğimizi ve ortaklaştırabildiğimizi konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Hem Şener de söyledi, hem de Fatoş da söyledi.
kamusal alandan yasın men edildiği, yasın dahi tutulamadığı bir dünyada bir süreçte yaşarken bu alanların birbirine yol aça aça gitmesi bizim için dönüştürücü de bir rol üstlendi. Benim böyle kişisel olarak her atölyede, her bir araya gelişte hep hissettiğim şey böyle Ursula'nın Yerdeniz öykülerinde kadim adını birbirinize söylediğinizde bir aradalık oluşturursunuz ya. O kadim adı birbirimize söyleyebildiğimiz bir aradalık oluşturmaya çalıştığımızda, eğer iyileşmek buysa, dile gelmeye yol açmaksa, biz birazcık aslında süreçleri buradan kurmaya çalışıyoruz. Sanırım böyle toparlayabilirim. Çok teşekkürler. Sanırım az önce söylediklerinizde her üçünüzün de ama belki de Şener ve Fatoş'un sanat alanında iş üreten insanlar olması dolayısıyla çok daha baskın bir kendinden başlama. Bu meseleyi konuşurken bir önce ya kendi bedeninden, kendi hafızasından, kendi özneliğinden başlama meselesi vardı ve bu tüm bu hafızalaştırma çalışmalarını konuşurken aslında hep karşımıza çıkan bir soru ve sorunsal: biz neredeyiz? Tüm bu acıları anlatırken, acıdan konuşurken, şiddetten bahsederken ama belki onarmak ve iyileştirmek üzerine fikir üretirken de. Çünkü sanki bunun üzerine bir akademik çalışma yaptığınızda da sanki kendinizden başlamazsınız. En fazla mesela buna dair bir bölüm oluşturursunuz. Buna da düşünümsellik dersiniz ve orada kendi pozisyonunuzu irde eleştirmeye başlarsınız. Bir sivil toplum alanında bu meselelere çalıştığınızda da belki bir aktivist olarak bunları yaptığınızda biraz değişiyordur ama sözün en son size gelmesi üzerine bir mutabakat vardır. Öncelikle sizin o yeri kaplamamanız ama tabii ki bunların neyi örtüyor ama neye değer açtığı çok sorulacak bir sürü soru var burada. Belki buradan yola çıkarak gerçekten tüm bunları eminim yani hem belki kişisel karşılaşmalarınızda ya da kamusal karşılaşmalarda karşınıza çıkmıştır. Şiddetin sanatı olur mu? İşte şiddetten sanat çıkarılır mı? Siz bunları verdiğiniz cevaplarla ne yaptınız? Biraz aslında tüm dolayısıyla ürettikleriniz nasıl cevaplar üretti, bunu merak ediyorum. Belki Şener, tamam, sizden başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Bence çok iyi bir giriş yaptın zaten. Ya şöyle söyleyebilirim. Hani ben aslında tartışmaları ve konuyu sanat üretimlerini biraz dışında tutmaya gayret ediyorum. Çünkü daha çok konuşulacak şey var. Çünkü şöyle düşünün. Yani bugün akademik disiplin olan, yani akademik disiplin olan hafıza çalışmaları ve hafıza çalışmalarının diyelim ki daha pratik uygulamaları, yani geçmişin tek boyutlu temsillerine karşı çıkmanın bir yolu olarak ortada zaten. Geçmişte böyleydi. Yani tek boyutlu bir düşünme meselesi vardı. Yani hafıza teoride ve pratikte aslında bu bağlamda kişisel bir hafızadan daha fazlasıdır. Bu çok açık bir, yani bizim kişisel hafızalarımızda belki çok daha fazlasıdır. Bunu bilemem. Yani bu sonuçta araştırmalar ve sanat tarihi yazımlarında ortaya çıkabilecek şeyler. Yani bireyler ve toplumlar için hani geçmişi hatırlamanın bir aracı, yöntemi veya yaklaşımı böyle değerlendirilebilir. Ama burada bir sorun var. Şöyle. Zaten travmatik deneyim yaşamış bir sanatçı bu deneyimi nasıl aktaracak? Yani bu çok zor bir şey. Yani sanatçıdan şey isteniyor. Zaten böyle bir şeyi yaşıyor ve çok uzun süredir yaşıyor. Ve ondan bunu anlatması da bekleniyor. Şu acıyı anlatabilir misin? Ya da yaşadığın şu işkenceyi anlatabilir misin? Bundan söz edebilir misin? Bence farklı bir acıya dönüşüyor artık bu. Elbette yani bu önemli bir şey, bir deneyim aktarımı önemli bir şey ama biz sadece travmalarımızın, deneyimlediğimiz travmaları aktarmak durumunda kalıyoruz toplum olarak. Çünkü beni duyan kimse yok o tarafta. Duyan kimse olmayınca da
bütün bu travmayı yaşayan insanlarla bir araya geliyorum ve bir anda kendi deneyimlerimizi konuşuyor olduğumuzu fark ediyorum. Bunda bunun belki de bir şeyi ilerletmekle alakası var ama sanki daha iyiye değil, sanki daha kötüye götürüyor beni. Bu yüzden katılıyorum Fatoş'a. Yani şöyle, iyileşmiyoruz, hayır. Çünkü sakinleşemiyoruz. Sakinleşemediğim için bunu doğru düşünmenin yollarını aramaya çalışıyorum. Nasıl daha iyi sanat ürünü ortaya koyabilirim? Ve nasıl daha dürüst davranabilirim ilişkilerimde, üretimimde? Hayata, insanlara karşı, yaptığım işe karşı nasıl daha açık olabilirim? Bu araçlar, çok zengin araçlar ve başka bu tür deneyimler yaşamamış yazarlarda, sanatçılarda, sinemacılarda belki çok daha rahat işlenebilir. Ama bizde böyle değil. Kusura bakmayın, biz terimini kullanıyorum burada. Yani şöyle, belki şöyle bir örnek verebilirim. Bence çok 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 uyuyor bizim durumumuza. Kolombiya örneği. Biliyorsunuz yıllarca orada da silahlı çatışmalar oldu ve bir sürü kayıp oldu. Çok önemli bir, sanırım 2019-2020'lerde önemli bir proje başlatıyorlar iki sanatçı. Tam olarak sanatçı da sayılmazlar aslında. Projenin adı Magdalena Porel Kafka. Yani hafızanın etkileyici yolculukları. Niye benim için önemli? Şundan ötürü söylüyorum. Magdalena zaten biliyorsunuz çarmıha gelirdikten sonra ki Kolombiya'da popüler bir lafmış kadınlar arasında. Meryem yani. Çarmıha gelirdikten sonra ölen İsa için yas tutan kadını ifade ediyor. Magdalena'dan daha çok ağlar. Kolombiya'da popüler bir söz ve bu terim akrabaları için yas tutan kadınların çektiği acıyı simgelemek için kullanılıyor. Sanatçılar şunu yapıyor. Tam da bir hafıza çalışması yapıyorlar ve 12 dakikalık bir video üretiyorlar. Nehirler, Kolombiya'daki nehirler, bütün hafızanın taşıyıcıları olarak ortaya çıkıyor. Çünkü nehirler ve ırmaklar yıllar süren barbarlığın ve şiddetin sessiz tanıkları olmuş. Bu önemli. Sessiz tanıklar. Ve Kürdistan'da da çok nehir var. Yani bu çok önemli. İkinci mesele, hani zorla kaybettirmeler, yas tutma ihtiyacına aşağılamanın ve onanılmaz duyguların, diyelim ki kırılmaların kurbanı olan kadınlar. Evet, bizde sanırım hafızayı aktaranlar onlar. Kadınlar. Yani daha çok orada biriken bir hafızadan bahsediyoruz. Çünkü oğlu ölüyor, kızı ölüyor gözlerinin önünde. Ve o anne bunu görüyor, bunlara tanık oluyor. Bütün o hafızayı tıpkı dengecilerde olduğu gibi, dengeci örneğinde olduğu gibi sürekli bunu biriktiriyor. Sürekli bunu biriktiriyor. Bu yüzden hani bunun zaten kendisi travmatik olan bir meseleyi hafıza süreçleri içine koymak, evet, zor. Bu yazılabilir. Kuşkusuz yazılabilir. Yani şöyle düşünün. Sur'da savaş devam ettiği sürece, Diyarbakır'da dikkatimi çektiği için söylüyorum. Her gün iki güneşin doğduğunu ve her gece iki ayın çıktığını görüyordum. Bir güneş başka bir kesime doğuyordu, diğer güneş başka bir kesime doğuyordu. Bir şehri ortadan bölmüştünüz, hafızayı böler gibi. Diyarbakır'ın yarısının bundan haberi yoktu, ilgilenmiyordu bile olup bitenle. Düşünün, şöyle bir güzergah çiziyordum. Yeniköy mezarlığına doğru yürüdüğünüzde, ofise doğru yürüdüğünüzde, ofisten dağ kapıya doğru yürüdüğünüzde karşılaştığınız insanların neyi gördüğünü de görebiliyordunuz. Dünyanın hiçbir yerinde bu anlamda ikiye bölünmüş bir kent yoktur. Yani her gün top sesleri, bombalama sesleri oluyor. Karşı tarafta yüksek güvenlikli villalarda yaşayan insanlar var ve onlar bunları görüyor nehrin öbür tarafında. Bu tarafında başka bir gerçeklik yaşanıyor.
Solunda başka bir gerçeklik yaşanıyor, sağında başka bir gerçeklik yaşanıyor. Şimdi bana bir kentin hafızasından söz edin bakayım. Var mı böyle bir şey? Bu bir kentin hafızası olabiliyor mu? Bir kentin hafızası olabilecek düzeyde mi? Hayır. Ancak içselleştiren ve bu konuyla hakikaten o kente sahip çıkan ve bunu gören insanlar, genelde sanatçılar oluyor bunlar. Bunlar ancak algılayabiliyor durumun ne vehametin boyutunu. Biraz böyle. Yani bütün bu barbarlığın, şiddetin ve bize reva görülen ve sürekli her 10 yılda bir reva görülen, yani işte bir kronolojik bir şey çizersek çok basit şekliyle, 90'lar, sonrasında bir normalizasyon süreci, AK Parti, barış süreci, masanın devrilmesi ve yine savaş. Hadi bakalım. Yani ben, oğlum şu an 15 yaşında, 5-6 yaşındayken ona şunları telkin etmeye çalışıyorduk. O bunları görmemeli. O bunlara tanık olmamalı. Sonra bir süre sonra oğlumla iş yapıyor gördüm kendimi. Aynı mezbahanın içinde. Niye ama? Bunu ona niye yapayım? Bir örnek daha vereceğim. Burada duracağım. Lise yıllarında, yani ben İdil'de okudum, Şırnak ilçesinde. Lise 2'deyken askerler bütün okula girdi ve hepimizi sınıflardan çıkarıp belediyenin bahçesine götürdüler. Bunu sanırım bir yerde de yazmıştım. Başımızda bir komutan, işte askerler, belediyenin bir çardak vardı, böyle gölgelik vardı. Gölgenin altında, işte betonda bir kadın ve erkek gerilan cesedi vardı. Ve bizden onu uzun süre izlememizi istediler. Uzun süre. Sonra o komutanlardan biri bir sandalyeye çıktı ve konuşma yaptı. Dedi ki, iyice bakın, yoksa hani sizin de sonunuz böyle olur. O sıra ezan okudu ve komutan ezan okununca hani durmak durumunda kaldı. Sonra tekrar ezan bitince tekrar o nutkuna devam etti. İşte benim eğitim sistemim. Bu benim eğitimim işte. Bunlar benim eğitimim. Ben açıkçası sanırım bir yerde kullandım. Enkazın içinden hikaye çıkararak, enkazın içinden hikayeler çıkararak, bunu özellikle edebiyatçılara hep söylüyordum. Mağdur edebiyatı yapmayalım. Sanat da bunu yapmasın. Edebiyat hiç yapmasın. Çünkü kendimi mağdur olarak görmüyorum. Mağdur değilim. Mağdur değiliz. Bizler sanatçılarız, yazarlarız. Biz güçlüyüz ve güçlü olmak durumundayız. Ama bu mesele, yani senin aldığın, senin tanık olduğun ve bilince çıkardığın şeyler, evet, yani son birkaç zamandır yaşadıklarımız, özellikle Tahir Elçi'nin katledilmesinden sonra yaşadıklarımız, yani belki öyle veya böyle sanat eserlerine ki hani yansımıştır. Zaten bundan bağımsız bir şey yapamıyorsun. İstediğinden değil, hayır. Bunu yapmak istemiyorsun. Böyle bir insan öldürülüyor ve sen onu sanat eserine taşımak durumunda kalıyorsun. Bana niye böyle bir sanat eğitimini ve sanat hayatını reva görüyorlar? Dediğim gibi, yani Nordik sanatçı olmalıydık hepimiz. Nordik, yani atıyorum işte en uzun videomuz 45 saat, en kısa videomuz 4 saat falan olmalıydı. Yani zaman ve hayat üzerine. Ve insanlar yaptıklarından hiçbir şey anlamamalıydı. Estetik düzeyde. Hiçbir şey anlamamalıydı. Ben onlara açıklama yapmak durumunda kalmamalıydım. Ben işimi anlatmak zorunda da kalmamalıydım. Ben yaşananları konuşmak zorunda kalmamalıydım. Hı hı. Ama gelin görün ki Orta Doğu'dayım. Ve böyle bir yerden seslenmeye ve seslenmeye çalışıyorum. Kendimi buna göre konumlamaya çalışıyorum. Gittiğim her yerde yurtsuzum. Bu açık. Her yerde ama. Yani sanatçılara sormak gerekiyor. Yani New York'ta tanıştım ve biz kapı komşum olan bir Suriye'den gelmiş bir ressama sormuştum. Dedim ki ne düşünüyorsun senin göçle ilgili, bu kadar insan boğuluyor, aileler, bebekler ve insanlar, herkes sizin üzerinize iş yapıyor.
videolar çıkıyor, işte resimler yapılıyor. Hatta Ai Weiwei kendini alamıyor, başka işler üretiyor falan filan. Yani şu an Ai Weiwei'ye örnek verdim ama aslında çok. Biz de yapıyoruz bu şeyleri de. Hani sen ne düşünüyorsun diye sordum. Çünkü sen böyle çalışmalar yapmıyorsun. Bu kadar hani ortaya çıkan trajediyle alakalı bu kadar şey üretmiyorsun. O da şey diyordu, keşke diyor sanatçılar şunu yapabilse. Mesela bir Yezidilerle ilgili mi çalışıyor? Okey. 5 edisyon üretiyor. Sanatın bu kısmını konuşmayacak mıyız? Acı nasıl pazarlanıyor? Biz acıyı nasıl satıyoruz? Yani 5 edisyon üretiyorsun. 4 edisyonu müzelere, kolektörlere satıyorsun. Ama şunu yapabilirsin. Diyelim ki hani bunun bir kısmını bir Yezidi çocuğun okuması için harcayabilirsin. Bunu duyurabilirsin. Ya da bunun için bir şey olmalı. Hani falan. Yani sizin sorduğunuz o aşıyı hafızayı yüklenme, acıyı yüklenme meselesi tipik bir şekilde pazarda bir endüstrileşiyor. Yani hani bir yere doğru gidiyor. Ve belki o tekrar yer... buna geri belki değil. Evet. Hani yaparız. Gittiği yer çok şey değil. Gittiği yer öyle aslında biraz tüylerimi ürpertiyor. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Yalnızca sizin de söylediklerinizden yola çıkarak aslında Fatoş, İrven'e belki iki ama birbiriyle bağlantılı soru sormak istiyorum. Birincisi tam da Şener, sizin sürekli bu bizim ancak 10 yıllık neredeyse yaşam ya da işte zaman ya da belki tahayyül aralıklarımız var derken bir yerde aslında sürekli bir yıkıma, durdurma, tekrara devam etmeye izin vermeyen bir ritim. Ve belki de şiddetin en önemli parçasından biri de bu. Devamlılık, sürekliliği hayal edemememiz. Ama bu anlamda Fatoş, sizin ürettiğiniz işlerde yani dönüşümü, bozmayı ve yeniden kurmayı tam da aslında bu şiddetin müdahalesinden ayıran şey ne? Yani bunu daha iyileştirici, onarıcı ve aslında bir daha aktivist bir müdahale yapan şey ne? Sürekli bu kesintiye uğrayan tarih içerisinde dönüştürme eyleminiz. Bunu merak ediyorum. Bunun farkını, sanat bunu nasıl yapabiliyor? Ya da sizin sanatınız daha doğrusu. Diğeri de aslında size Şener'in Kolombiya üzerine verdiği örneklerde hep bir yerde aslında belki biraz karikatürize edeceğim ama yani katledilen erkekler için ağlayan kadınlar var, anneler var. Ama burada bir yerde Fatoş, İrven, sizin işleriniz tam da içeriye yönelikti. Bir yerde de bu anlamda tüm o aslında ataerkil hafızayı, konumları da yerinden sarsmak, onları da bozmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bu hangi hafızayı, neyin hafızasını oluşturmak istiyoruz sorusu sizin için iç ve dış belki de o kadar böyle birbirinden ayrıt edilebilir iki uzam ya da iki yer olmuyor. Siz bu anlamda kadınların tüm bu hem bazen kendi yüklediği ama onlara yüklenen bir yerde acıyı, yası, taşıma özneleri olma meseleleri üzerine ne düşünüyorsunuz? Aslında bunun tek bir kelimeyle açıklamak istesem bunun adına inat diyebilirdim ben. Yani biraz inatçı olmakla alakalı. Hani Şener dedi ya, güçlü olmak zorundasınız. Yani bu konuda da inatçı olmakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum. Yani kadınlar meselesi çok köklü bir mesele. Ben kişisel olarak hep annem örneğini veriyorum. Daha önceki işte konuşmalarda da çok annemden bahsetmişimdir. Hakikaten Kürdistan'da tüm bunlar yaşanırken anneler ya da kadınlar genel olarak bütün bu süreçleri çok doğrudan yaşayan, dolaysız bir şekilde yaşayan, içselleştiren ve dönüştürmek zorunda kalan kişiler. Yani zorundalık var. Çünkü hayata devam etmesi lazım. Yani çünkü en basit çocuklarını yetiştirebilmesi için bile bunlar şart. Annem hep bedeniyle konuşan bir insandı aslına bakarsınız ve tüm bu beden meselesi ve tüm bu işte o travma halleri, bedendeki yansımaları, bedeniyle konuşma, sürekli bedeninin dili olmasını hayal etme ve konuşturma çabası oradan geliyor. Sürekli yani konuşturmaya çalışırdı o bedeni. Ondan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim bu minvalde.
Bu da hani hakikaten bütün bunlarda bu inat etme fikrini, inat etme durumunu yükselten bir şey. Ve bir yandan da hani hep kuyruğu dik tutma meselesi vardır. Çünkü içinde bulunduğunuz yapı sizin bir gevşemenize, rehavete kapılmanıza da müsaade etmiyor. Bunu en son işte bir cezaevi deneyimiyle de birebir yaşadığımı söyleyebilirim. Yani hani işte ama dönüştürmek öyle bir dönüştürmenin öyle bir gücü var ki bu güç hakikaten sanatsal anlamda tüm bu hiç de böyle bir mağduriyet meselesine girmeden düşmeden bu meseleye düşmeden ve girmeden bir şeyleri yapabilme gücüne sahip olduğunuzu da gösteriyor. Yani belki imajlardan bazılarını paylaşmıştım sizinle. Bir takım metin işler çıkmıştı cezaevinden. Bu metinler tamamen bu dönüştürmeye dayalı, dönüşüme dayalı bir sonuçtu esasında. Yani, dilerseniz onları ekrana yansıtabiliriz belki daha. Olabilir. Konuşmak da isterseniz de o işin üretilme sürecinde. Evet, aslında evet yani hani belki bu bahsettiğiniz soruyu somutlaştırmak adına da iyi olabilir. Çünkü biz bu hafıza meselelerini, bellek meselelerini konuşuyoruz. İçerideyken tabii oranın bir direniş kültürü olması, işte cezaevinin, koğuşun bir direniş kültürü olması ve tüm işte 80'li yıllardan günümüze kadar bir aktarım yuvası aslında. Yani çünkü hala Türkiye'de gerçek anlamda bunlar hep legal alanda konuşulmayan şeyler olarak kalıyor. Dolayısıyla benim o işi yaparkenki çıkış noktam birazcık hani o süreçlerde işte arka plandaki işte kadın tarihi, kadın meselesi, işte tüm işte Kürdistan'da, Türkiye'de ya da dünyada yüzeyde görünenin ötesinde hali hazırda içindeyken tüm bu kadınların, tüm bu yaşananlar altyapısıyla çok yüz yüzeyim. Ve bir tarih çalışması yapmak istemekle başladı o iş. Fakat bir şekilde bir sansürle karşılaşıyorsunuz. Yani yazdığınız notlar, çizdikleriniz vesaire konuştuklarınız, size gelen makaleler, kitaplar ya da sizin defterinize yazdığınız notlar hepsi bir şekilde sansürleniyor. Dolayısıyla biz hafıza ve bellek meselesini ve bunların aktarım meselesini konuşurken bir dil meselesi üzerinden bunu yapma gereği de duyuyoruz şu an konuştuğumuz gibi. Fakat yönetim tarafından sürekli sansürlenen bir durumla karşılaştım içerideyken ve yok ediliyor bunlar. İşte deftere, mektuba, makaleye el konuluyor vesaire bir şekilde sansür. Fakat bir süre sonra ne yaparsam sansürlendiğini ya da anladığı dilde ne yaparsam yapayım bunun sansürleneceği konusunda artık tamam okeyiz ve iğne delikleriyle yazılar yazdım iğne delikleriyle ve bunların hepsinin sadece bildiği şeyle ortak olan tek yönü işte A4 kağıdının kullanılması. Kendi içinde bir gramer yapısının olması, işte sayfa numaraları var, başlıkları var, paragraflar var vesaire. Ama 40 tane metin yazmış oldum o dönemde. Yine boşluklardan oluşan metinler aslında bunlar. Ve bu metinler görüldüğü zaman işte cezaevi yönetimi, müdür, savcılık bu onu okuduğu şeyden daha fazla rahatsız etti. Yani bildiği şeyden daha fazla rahatsız etti.
Sordular neler yazıyor bu metinlerde diye. Ben de evet şu ekranda gördüğünüz gibi ben de bu metinlerin aslında kendilerinin okuyabilecek kudrete, güce sahip olduklarını söyledim. Bence onu okuyabilirsiniz. Çok zeki insanlarsınız. Bence okuyabilirsiniz. Hatta daha ileri gittim. Ben sizden daha zeki olsaydım şu an içeride olmazdım şeklinde. Bence bunu siz okursunuz filan. Orada bir şekilde güç dediğimiz şey aslında yer değiştirmiş oluyor. Yani bir belirsizlik durumuyla baş başa, yani bir boşlukta bırakma hali var. Ve dolayısıyla gerçekten okuyamadı tabii ki. Ve bu çalışma Diyarbakır Cezaevi'nin yazılı olmayan 40 yıllık tarihine atfen 40 tane metin olarak kaldı ve duruyor bu çalışmalar. Şimdi dolayısıyla bunu yaparken bütün bu dil süreçleri, hem bu ana dil meselesi, işte cezaevinde yasaklanan ya da Kürdistan'da yıllardır mücadelesi verilen yasaklı bir dil meselesi var. Fakat bunu bir tık daha ileriye götürerek hatta onun hani hiçbir dilde okuma imkanı olmayan yeni bir dil yaratarak onların yani bir iktidar sistemine ne kadar tedirgin edilebileceğine dair bir tecrübe yaşadım o süreçte. Dolayısıyla yani tüm bu biz tarihi konuşurken, bir takım gerçekleri konuşurken bunların aktarımına da müsaade etmeyen bir sistemle de çatışmak zorundayız. Yani nihayetinde şu benim için çok önemli. Sanat diye bir şeye sahip oluyor olmak, sanat alanında iş üretiyor olmak biraz bu anlamda zihni esnek düşünmeye sevk eden bir alan açmamıza sebep oluyor. Yani son derece esnek ve kıvrak bir hamleyle tüm bu süreçlerin içerisinden tam da işte o güçlü duruma serüvenini devam ettirme gibi bir şans elde ettiğim için bazen kendimi de çok şanslı hissediyorum açıkçası. Yani bunu başarabiliyor olmak hakikaten büyük bir şans. Ve dolayısıyla benim tüm bu meseleleri konuşmak için hani dönüşüm dediğim olaya vurgu yapmamın sebebi o. Dönüştürücü güce sahip olmadığı zaman sürekli bazı şeyleri kuru bir tekrara dönüştürüyorsunuz. Yani çünkü Batı sürekli sizin ağlamanızı zaten istiyor. Yani bugün Avrupa'nın talep ettiği şey bu. Evet, bir mağduriyet meselesini sizden sürekli duymak istiyor. Hatta ben bir adım daha ileri gideceğim. Sizin ürettiğiniz işlerin sanatsal değeri yükseldikçe, yani o mağduriyet kisvesi altına sığınmadığınız zaman onlarla da iktidarla savaşır gibi bu yapıyla da savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü sizden ağlamanızı bekleyen bir yapı var. Anlatmak dedi mesela Şener. Benim uzun zamandır en çok hakikaten beni tahrik eden, canımı sıkan bu anlamda hatta öfkemi bileyen şeylerden bir tanesi bu. Hep bir anlatmak zorunda kalma hali. Çünkü sen aslında bunun sözlü karşılığı şu. Ezilensin. Hayatta kalmak zorunda olan da sensin. Bunu tabii kaba, karikatürize ederek aktarıyorum. Dolayısıyla anlatmakla yükümlü olan sensin. Ben seni anlar mıyım, anlamaz mıyım ona bir bakacağız daha. Hani ona bir bakacağız daha. Ama sen anlatmakla yükümlü kişi sensin. Ben belki anlarım, belki anlamam. Beni ne kadar ikna edersen artık. Aslında Türkiye'nin batısı da dahil olmak üzere.
dünyada yapılan şey bu. Bu tam da bana aslında ne büyük bir sömürgenin dayatıldığını görmem için bir neden. Görebilen için tabii bu bir neden. Dolayısıyla sizin kuyruğu dik tutmanız çok sevilesi bir şey değil. Çünkü ağlamıyorsunuz. Dolayısıyla sizin sürekli anlatmakla ilgili dertleriniz varsa, hayır, ben en son artık şunu söyledim, yani bence siz geri zekalısınız. Çünkü anlamak işte burada bir kasıt var, yani ya bir kasıtlı bir şey var ya da bir geri zekalı olmalısınız diye kaba çıkışlarda bulunduğum ortamlar olduğu ne yazık ki. Bunu yaptığım için de hiç üzülmüyorum. Ama ne yazık ki böyle bir gerçeklikle baş başa kalmak çok ciddi ikinci bir hasar bırakıyor insanda. Yani yaşadıklarınızla baş ediyorsunuz. Karşınızdaki iktidarla, tıpkı o cezaevi, onunla da, onu da boşluğa düşürüyorsunuz. Baş ediyorsunuz ama sanat alanında, sanat alanında o kültür endüstrisi vesaire, sömürgecilik vesaire, bu alanla çok daha çetin kavgalar etmek zorunda kalıyorsunuz. Benim aslında en büyük sorunlarımdan ve anlatmak istediğim meselelerden birisi de bu. Tüm bunları konuşurken o yüzden dürüst yaklaşımı benim önemseme arzum bundan geliyor. Tüm bu hafıza meselelerini konuşurken. Yani sürekli kendi içinde bir ötekilik halini üretme meselesi. Sürekli buna da ihtiyaç duyma meselesi. Yani bir taraf nasıl hep sorundan beslenen bir iktidar yapısı varsa, sorundan beslenen bir politika yürütüyorsa yıllardır, aslında sürekli sorunun olmasını ve ancak çok büyük, devasa sorunlar varsa ürettiğinizin meşru olduğunu gösteren de bir yapı var karşımızda. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Şimdilik böyle söyleyeyim, devam edeceğiz. Çok teşekkürler Fatoş. Buradan aslında sanki ikinizin de söylediklerinden anladığım kadarıyla hep bir bu mağdur edebiyatı dediğimiz mağdur anlatısı, mağduru oynamak aslında bir yerde bir inşa var. Yani bu bazen bu kadar bir uca gidip şiddet üreten bir mesele olmayabilir ama tüm bu hafızalaştırma çalışmalarında bir araya geldiğimizde birileri adına bir söz üretiriz ya da birileriyle birlikte ama ve bir özneyi de kurarız bir alanda, politik alanda. Ama şeyi anlıyoruz, bunların hiçbiri böyle çatışmasız süreçler değil. Hepimizin ilk etapta hemfikir olduğu, aynı şeyi anladığı süreçler değil. Buradan Kardelen'in aslında içinde yer aldığı bellek ve iyileşme atölyeleri deneyiminde de aslında tam olarak iyileşmenin politik olup olmayacağı, politik olacak kadar ciddi bir mesele olup olmayacağı, eğer kendimizi ifade etmek istiyorsak hangi söyleme biçimlerini tercih etmeliyiz, neyi nerede nasıl yapmalıyız üzerine çok fazla diyaloğun geçtiğini, hemfikir olunmayan türü sürecin yaşandığını dan bahsetmişti kendisi de. Biraz belki de tüm bu sözün, sarf ettiğimiz sözün, işgal ettiğimiz yeri sürekli yeniden nasıl kurduğumuza dair tüm bu hafızalaştırma çalışmalarının belki de en, yani işlerken fabrikasında bunlardan muaf olmadığımız bir yerden bahsediyoruz. Sen neler söylemek istersin Kardelen bununla ilgili? Aslında böyle bıraktığın yerden biraz böyle arayışı da içeren bir şey bizimkisi. Yine sen de bu dile getirmiştin, bir boş göster. Yani o kadar çok kavram var ki elimizde, hem pek çok şeyi anlamlandırabiliyoruz, hem üzerine konuşabiliyoruz, hem de sürekli yokluğunu işaretliyoruz. Bizim için de uğraştığımız, maruz kaldığımız, tırnak içinde mağdur edildiğimiz ya da kurucusu, eyleyicisi olduğumuz her şey için
sürekli bir arayış söz konusuydu. Ve bir yandan da hem Fatoş hem Şener dile getirdi. Hem öznel bir kısmı var, hem politik bir kısmı var, hem toplumsal bir kısmı var. Bütün bunları nasıl bir araya getirebiliriz sorusu yine bir yokluktan çıktı açıkçası. Bu da bir anıt yokluğuydu 10 Ekim özelinde. Bu anıtın olmayışı ve bütün bu konuştuklarımıza dair bütün arayışlar bizi örgülü mücadele dediğimiz bir pratiğe yönlendirdi. Örgü hem biliyorsunuz hem çok kişiseldir, hem bedensel bir pratiktir, hem birlikte yapılabilir, hem kadınların sıklıkla yaptığı ve eve, özel alana dair bir eylemdir. Kamusal alanına çıkışları yine böyle bir aradalıklarla olur. Bizim için örgülü mücadele böyle başladı. Birbiriyle eşit olan küçük battaniye parçalarının üzerine kaybettiğimiz 104 insanın ismini işlemek üzerine başladı. Böyle başladı diyorum ama başlangıcı yapılamayışlar, yapamayışlar. Ben kişisel olarak örgü örmeye dair herhangi bir şey bilmiyorum. Motor becerilerim sıfırdır. Bütün bir gün iğneyi, ipliği oraya buraya doladığım ya da benim kişisel deneyimimin dışında kaybettiğimiz isimleri işleyememek, üzerine konuşamamak, renklerini seçememeye varan bir yelpazede ama bütün bunları yaparken de yan yanalıkla, yan yana oluşumuzla başlayan bir pratikti. Bu küçük battaniye parçaları daha sonra yaralılarımıza ilettiğimiz büyük battaniyelere dönüştü. Sonrasında da anıt ağaçlara dönüştüler. Garın önünde kocaman bir çınar vardır. Bu bize aslında sadece bizim değil, Çınar'ın da tanıklığını, o mekanın da tanıklığını, bütün Ankara'nın, Türkiye'nin 50 ilinin tanıklığını her birimizin küçük bir parçasını da hatırlatan bir şeydi. Ve orada bir anıt yoktu. O ağaç tek başına bir anıttı aynı zamanda. Bu ağacı 103 ismi giydirerek başladık ve daha sonrasında Ankara'nın pek çok yerine yayıldı. Kimi zaman kaldırıldı, kimi zaman yırtıldı, kimi zaman biz yeniledik. Bu pratiklerin daha da farklılaşmaya ihtiyacı olduğunu birazcık sanatın soyutlaştırıcılığından o kadar dayanılmaz, o kadar büyük bir yük taşıyorsunuz ki böyle defaatle de burada iyileşme, dönüşme sözcüklerinin anlamsızlığı ve anlamlandırılamayışı konuşuluyor. Sanat tam da aslında orada imdadınıza birazcık yetişiyor. Soyutlayabiliyorsunuz, üzerine alıp koyabiliyorsunuz ama bir yandan da hiçbir şekilde anlatamıyorsunuz. Öte yandan Şener demişti sanıyorum. Anlatamadığınız şeyi bir de anlatmak zorunda bırakılıyorsunuz her türlü pratiğinizde. 10 Ekim üzerinde de aslında özellikle 3. yıldan sonra gerek enstalasyonlar, gerek fotoğraflar, battaniyelerimizin, sergilerin bir parçası olması, bir araya gelişlerimizin çeşitli sanatsal pratikler haline alması, kuş resimlerinin çizilmesi gibi pek çok şeyi birlikte yaptık. Bunların tabii şöyle bir özelliği de var. Her biri bizim öznel kişisel yapabilirliğimiz çerçevesinde ortaya çıktı ve kolektif bir eyleme dönüştü. Buradaki en büyük gerilimlerden biri de kiminle ilgili söz söylediğinizdi, kime dair bir şey ürettiğinizdi, kendinize mi, toplumsala mı, sorumluluğa mı, unutturmama çabasına mı? Bütün bunların bir aradalığını sağlamak ve en önemlisi de öznesinin önüne geçmemek. Çünkü bir adalet yokluğu var, bir acı var ve tekrar tekrar katmerlenen bir saldırı var. Ben daha önce de travma tanımından bahsetmiştim. Bana Derrida'nın travma tanımı bu anlamda çok açıklayıcı ve çok böyle her şeyi yerli yerine oturtan bir kavram gibi geliyor. Eğer bütün bunları yaşadıklarımızı Türkiye'de olan herhangi bir şey travma olarak nitelendireceksek, travma olup bitmiş bir şey değil, daha kötüsünün meydana geleceği korkusundan geleceğe dair bir sözden doğru tanımlıyor Derrida ve hiçbir şekilde yaz imkan çalışması yapmaya
imkan tanımayan bir mevhum olarak tanımlıyor. Aslında her birimizin her bir pratiğinde örgü örmekten ağaçları giydirmeye, bir anmaya gitmekten ertesi gün Türkiye'de yaşayan herhangi birinin başımıza ne geleceğine dair sürekli travmatik deneyimin geleceğe dair olduğunu her seferinde hissettik biz de. Bütün bu eyleme biçimlerinin içerisinde de bir hiyerarşi de ister istemez devreye giriyor ve bu gerilim de aslında birazcık oradan çıkıyor. Neyin üzerine, geleceğe dair mi söz söyleyeceğiz, bugüne dair mi, kendimizle ilgili mi konuşacağız, ne yapacağız diye. Bir şekilde her seferinde yolunu bulabildik biz, en azından bizim özelimizde. Çünkü biraz herkese alan açmanın, herkesin sözüne söz vermenin, dile gelmesini sağlayabilmenin bunu yarattığını düşünüyorum ben açıkçası. Sanıyorum hem gerilimleri, hem yapabilirlikleri, hem eyleyişleri bu sayede neredeyse 8 yıla yaklaşıyoruz. 8 yıldır bir şekilde devam ettirmeye çabalıyoruz. Çok teşekkürler Kardelen. Belki son sorulara geçmeden önce 10 dakikamız kaldı ama son bir soru sormak istiyorum. Ben de katılımcılarımıza, üçünüz de sanırım dile getirdiniz. Yani aslında tüm bu süreçte bir yandan da insanların ya da her neyse, o bazen sanat endüstrisi olabilir, bazen politik bir grup olabilir, bazen de tüm bu işleri ürettiğimiz sivil toplumun kendi alanı olabilir, bizlerden belirli bir şekilde konuşmamızı bekliyorlar. Yani aslında ikincil bir şiddetten bahsediyorsunuz, bir yani belirli bir anlatı kurmamızı. Ve burada belki tüm o şiddetten konuşurken daha çok acı ya da mağduriyeti ön plana çıkarma baskısı ya da sembolik şiddeti varken, onarma ve iyileştirmede de belki öfkeyi, işte acıyı, umutsuzluğu bir yerde görünmez kılan, bunların sanki tüm bu süreçlerde yeri yokmuşçasına şimdi bir artık bunu onaralım ve yeni, tam da aslında Kardelen'in söylediği bu travmanın bir geleceksizlik olduğunu görmezden gelerek, aslında hepimizin bir gelecek tahayyülünün artık kalmadığı yerde öfkemizle, korkumuzla ne yapacağımızı da konuşabilir miyiz? Bu alanı nasıl açabiliriz diye sormak istiyorum. Şener ya da Fatoş ya da Kardelen tüm söz almak isterse. Yani şöyle şunu söyleyebilirim. Haklısınız. Hani evet, bunun kendisi bir şiddete dönüşebiliyor ve bunun önünü almakla alakalı olarak sanatçıların en azından bugün için, sistem içinde çok böyle hani güçlü bir ittifak yaptıklarını çok zannetmiyorum. Çünkü sanat zaten belki de buna izin vermiyor. Ya da sistem, o her neyse, buna çok izin vermiyor. Geriye kalıyor bireysel müdahaleler. Yani şöyle algılanacak. Hani Kürdistan'da sanat pratiği yapan herkes politik iş yapıyor gibi algılanacak. İşin böyle bir tarafı da var çünkü. Çünkü ve öbür tarafı yok bu arada. Yani bir alternatif olsa bunun üzerinden konuşabilirdik. Bu şey gibi, yani modayı konuşurken kendinizi siyasetin alanında bulmak gibi bir şey. İşte Kudink konuşurken kendinizi siyasetin alanında bulmak gibi bir şey yani. Yani başka türlü konuşma biçimlerine sahip değilmişiz gibi okunuyor hep. Sanırım sanat sistemi de en azından bizim işlerimizi sergileyen galeriler, kolektörler, alanlar, satanlar da aynı şeyi talep ediyor sizden. Fatoş söyledi bunu ve güzel de söyledi. Hani bu daha çok ağlama meselesi yıllardır sanatçıların karşılaştıkları şeylerdir. Edebiyatçı bunu sık sık yapar. İyi ağlar ve iyi ağlıyorlar. Yani bu sanırım sadece sanatçılara özgü bir şey. Hani ya işin bu tarafındasın, çünkü küratör diyelim ki çok tanınmış bir küratördür ve uluslararası bir küratördür. Bunlar talep edildiği için söylüyorum. Ya şu işin bir diğer şeklini yapsana, bir diğer formatını da yapsana. Daha çok kan revan görmek istiyoruz, daha çok yıkılmış yer görmek istiyoruz. Bu daha çok seni bir yerlere götürecek falan filan.
Bunlar kurgu değil, bunlar talep edilen şeyler. Bunlar sanatçılardan talep edilenler. Yani özellikle diyelim ki Kürt sanatçılardan talep edilenler. Yine tırnak içinde kullanıyorum. Kendini böyle tanımlıyorsa, yani aidiyet düzeyinde kendini bir Kürt sanatçı olarak lanse ediyorsa, bunu söylüyorsa ve bundan çekinmiyorsa, bundan korkmuyorsa. Şöyle bir mesele var. Doğru. Yani işte düşünüyorum da hani travma bundan bahsediyoruz ama 2000'li yılların başında travma fırsattır diye bir sözcük kullandım. Ve bunun üzerinden bir tartışma yaşadık o dönemin sanat aktörleri arasında. Nasıl fırsata dönüşebilir? Ama çok acık zaten. Biri travma fırsattır diyorsa bunu arasallaştıracak şeylere de sahiptir o zaman. Yani nedir bu? İşte sanat eter gibi hızlı karışıyor, kayboluyor. Artık ne üretirsem üreteyim hep kendi coğrafyamdan iş çıkaracağım. Hep belirli yerlerde video çekeceğim. Belirli arazilerde koşturacağım ve belirli konuları işleyeceğim. Zaten senden şey beklenmiyor. Rotko gibi işler beklenmiyor. Çok 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 soyut şeyler yapmakla alakalı olarak sınırlandırılmışsın zaten. Yani bütün bunlar işte senin içinde bulunduğun sistemden gelen şeyler. Çünkü sanat yazıları yazdığım dönemlerde İzmir'deki sanatçılarla Diyarbakır'daki sanatçıları karşılaştırmıştım. Şey demiştim, hani siz su bazlı sanatçılarsınız, biz toprak bazlıyız. Siz sürekli sulu boya şey yapıyorsunuz, sürekli akrilik ve sulu boyayla çalışıyorsunuz. Bizim ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Yani bu yüzden şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Niye Kürt sanatçılar heykel üretmiyor? Niye kamusal alanda iş üretmiyorlar? Niye sadece video üretiyorlar? Bir dönem böyle bir süreç vardı. Ya da niye sadece kurgusal fotoğraf üzerinden kendi meselelerini açmaya çalışıyorlar? Çünkü bu öğretilebilir bir şey. Gayet de öğretilebilir bir şey. Yani sonrasındaki mitoloji daha farklıdır. Yani okumalar yaparsın. İşte bir sanat tarihçisi der ki bunlar tamam işte videoyu ya da o cihazı şöyle kullanıyorlar, böyle bu kullanıyor. Bu dönemlerin artık kapanmış olduğunu ve bu tartışmaların artık kapanmış olduğunu varsayarak söylüyorum. Çünkü bana göre farklı bir dizgeden ve farklı bir noktadan konuşuyoruz artık. 90'larda ve 2000'lerin başında Diyarbakır'da Kürt sanatçı olarak adlandırılan sanatçının arasında kadın sanatçı yoktu. Çok erildi. Sanat ortamı eril bir ortamdı. Edebiyat ortamı eril bir ortamdı. Yani 2000'lerden sonra, 2000'lerin başında artık hani bir ayağı İstanbul'a basan, daha doğrusu bütün ayakları İstanbul'a basan bir sanat pratiği ortaya çıktı. Çünkü biz hepimiz İstanbul sanatçılarla ilişki, oradaki yazarlarla, sanat yazarlarıyla ilişki halindeydik. Başka türlü bu işleri gösterme şansımız yoktu. Yani nerede gösterecektik bunu? Yani bir takım denemeler oldu, evet. Yani kimse özellikle sistem, vali, sömürge valisi, rektör, polis ve diğerleri seni görmek istemiyor. Senin bu tür işler yapmanı da istemiyor. Buna tepki de koyuyor. Yani çok uzak bir tarih değil. Normalizasyon süreci. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu bakanı sergi açıyor Keçi Burcu'nda. Hiç de öyle dünyayı kurtaracak bir sergi değil. Ali Akay'ın yaptığı bir sergi. Polis gelip şey diyor bana, siz gövde gösterisi yapıyorsunuz burada. Şu an burada gövde gösterisi yapıyorsunuz. Yani bütün o Diyarbakır Sanat Merkezi'ndeki bütün toplantılarda sivil polisler geliyordu. Ve bir süre sonra onlarla konuşmaya başladı. Bizden daha çok sanatlı biliyorsunuz. Çünkü takip ediyorsunuz bu meseleyi. Kim nerede ne üretiyor ve ne yapıyor meselesini. Sanırım belirli marjlarda tutmakla alakalı çok sistematik çalışıyorlar. Yani çünkü ben gözaltına alındım, evim basıldı. Tracy Emin'e dair bir iş üretiyordum. Polis sorguda onu soruyordu. Tracy Emin kim? Ne zaman başladı? Birlikte mi çalışıyorsunuz? Hayır, birlikte çalışmıyoruz. Çağdaş İngiliz sanatının çok tanınmış bir üyesi o. Benim onunla bir alakam yok. Ya da oradaki işte bir dizi isim. Yani şöyle... burada belki sonlandırabilirim. Başa dönersek, travmayı fırsat olarak kullanan, sanırım bu her yerde olabilecek bir şeydir. Yani Latin Amerika ülkelerindeki sanatçılar da aynı şeyi yapar. Ukrayna'da sanatçılar da şu an inanılmaz bir şekilde yapıyor. Mağduriyet üzerinden yapıyorlar bunu. Bunu yatsımıyorum.
Orta Doğu'lu sanatçılar, Iraklı sanatçılar, Suriyeli sanatçılar yıllarca yaptılar bunu. Hani artık dönecek bir ülkemiz yok, artık burada kalmak zorundayız ve artık hani bizi bir şekilde görmeniz gerekiyor. Ama karşı tarafta senden nasıl davranman, nasıl hissetmen, daha ne kadar acı ve enkazı onlara görsel olarak vermen konusunda bir talepte bulunuyor. Ama o senin hafızan olmuyor, o senin görsel hafızan da olmuyor. O onların yaptığı bir hafıza oluveriyor ve sanat tarihi bunu görmüyor, o tarafı görüyor. Bu yüzden yine sorunlar çıkıyor. Yani bunları konuşmayacağız da, sanattaki bu meseleleri konuşmayacağız da ne konuşuyor olacağız? Belki böyle bir dakikalık bir izin verilirse benim çalışmalardan Fatoş böyle bir iki bir şey gösterebilirseniz çok şey zaten az şey var. Birkaç söz söyleyeceğim sonra da sonlandıracağım. Tabii. Evet, hemen başlayayım, hemen bunun üzerinden söyleyeyim. Mardin'de bakırcıların çok meşhur şeyidir, görmüşsünüz. Mardin'i ziyarete giden herkes görmüştür zaten. Bu da bir şahmaran ama ben şahmarana o sıra Kobani'de kadın savaşçılar olduğu için bıyık da ekledim. Ama zaten şahmaranın kendisi erdişi. Yani belki izleyiciler o dönem hani Şener artık sanatı ironi olmaktan çıkarıp duygu kırılmasına uğramış. Sergiye ve bu işlere gelen tepkiler böyleydi. Ama bu sanatçıdan beklenmiyor mu? Yani ben duygularım kırılmayabilir mi? Kırılabilir. Ben bir insanım. Ve Kürdistan'da yaşayan insanların ömrü belli. Yani daha kısa Karadeniz'de yaşayanlara göre. Yani bir de böyle bir tarafı var bu işin. Diğerine geçebilir miyiz? İşleri böyle anlatmayacağım. Yine aynı dönemlere denk gelen şeyler bunlar. Yani sarı başaklar, otlar, dikenler, üstünde tuhaf takım elbise olan böyle özel kimye benzeyen ya da benzemeyen her neyse ne olduğunu tam bilmediğim tedirgin, tekinsiz bir kır manzarası var. Yani kes sesini diyor. İçeride kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Dışarıda kimlerin yaklaşmaması gerektiğini de bilmiyoruz. Ama zaten böyle bir coğrafyada yaşıyorduk ve böyle bir coğrafyada üretiyorduk. Bu işleri görmek de istemiyorum artık. Hakikaten görmek istemiyorum. Bunları hani şey gibi, bunları ben yaptım ama artık yeter. Hani gül, çiçek, ot, böcek bir şey yapayım, resim yapayım kendime de bunlarla artık karşılaşmayayım. Yine aynı mesele. Bu şu an bunu sadece ve sadece o coğrafyaya özgü şey yapamam. Çünkü hani bir bayrak göstermiyor çünkü bir yeri işaret etmiyor. Ve o dönem işte sanat üreten aynı üniversiteden mezun olmuş ve hepsi de resim öğretmeni olan sanatçılar vardı. Yani sabahları takım elbise kravat takıp okulumuza gidip ders anlatıyorduk. Bu da böyle bir işti. Geçebiliriz. Burada duracağım. Çünkü bu benim meselem oldu. Yani artık kafasını poşudan çıkarıp onu yırtıp bir yere böyle hani poz da verip, çünkü genelde merkezi konumda olan benim. Aktör olarak kendi işlerimin merkezindeyim. Bunu uzun yıllarca yaptım ve sonra bu işin içinden çıktım. Poşu benim için çok değerli bir şeydi. Tam da onların yasaklandığı ve poşu taktığı için içeri alınan gençlerle ilgili bir meseleler var. Ama bu hep vardı. Çocukluğumun yani geçtiği yer de öyle. 12 Eylül meselesi de böyle. Yani kafasında poşu takan, kullanan Kürt köylülerini gördüğünde asker onları alıp yakıyordu yerde. Ve bizim tanıklık etmemizi istiyordu. Şimdi bu politik olmayacak da, bu iş politik olmayacak da ne olacak? Yani bunu yapmama üzerine yola çıktığında bile bu ortaya çıkıyor. Yani ne yapabilirim ki başka? Hani hakikaten keşke o fırsat, o sistem, o sömürgecileri olmamış olsa ve benim kendime ayıracak bir zamanım olsa da Rothko gibi düşünebileyim, tartışabileyim ve konuşabileyim. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar benden. Biz çok teşekkür ederiz. Belki son olarak hem Fatoş ya da Kardelen az önce sorduğum soruya ya da belki bir bitiş sorusu olarak aslında tüm bu yolunda gitmeyen işlerde biz neyi hayal edebiliriz, neyi tahayyül edebiliriz? Alanların birbiriyle diyalog kurması için ya da nasıl işbirlikleri, nasıl alanlar olsun istiyoruz, neyi hayal ediyoruz buna dair
Vermek istediğiniz bir cevap var mı? Ben çok kısaca duygulardan belki bahsederek böyle bir başlayabilirim. Ben öfkeden bahsetmiştim diye hatırlıyorum Gülistan. Öfke de diğer duygulardan çok farklı değil, kurucu olabilir dolayısıyla. Tam da bütün bugün hem yaptıklarımız hem konuştuklarımızda her türlü duygunun ben kuruculuğunu görüyorum açıkçası. Dönüştürücülüğü değil belki, onu tam hissedemiyoruz bütün bu olan bitenin içerisinde ama ne olursa olsun çok kurucu her biri. Neyi nasıl kurduğumuzla ve ilişkilendiğimiz de biraz böyle hani sanıyorum daha dışarıdan maruziyetimiz de belirleniyor gibi gözüküyor ama yani böyle şeyde olmak istemem, biz belirleyebiliriz gibi bir tatlı hale geçmek istemem ama en azından seçebildiğimizi görebiliyorum en azından biz. Seçmek zorunda kaldığımızı dayanabilmek için görebiliyorum. Ne yapabiliriz, neler geliştirilebilir, ne olabilir kısmında da bu maruziyetimiz olan biten ne zaman hafifler, hiçbir zaman hafifleyecek mi, değişecek mi, dönüşecek mi? Bütün bu soruların hiçbirinin cevabı bende de yok elbette. Ne bedenimizde var, Fatoş'un bedeninden epeyce bahsetmişti. Her birinin izi olduğuna çok çok eminim. Bütün bu soruların cevabını da aslında hepsinin bir aradalığında görmeye çalışıyorum. Ben hiçbirinin birbirini dışladığını ne bir örgü örenin, ne bir enselasyonun, ne bir adalet mücadelesinin, mahkemelerin ya da oradaki anıt ısrarımızın hiçbirinin birbirini dışladığını düşünmüyorum. Birbirini içeren pratikleri her şeye rağmen nasıl inşa edebiliriz ve en azından sürdürebiliriz sorusu benim için hep böyle canlılığımı koruyor. Ne yazık ki koruyor. Bir gün bilmiyorum X olsa, yani oraya bir anıt koyulsa, bütün mücadelelerimiz, istediğimiz her şey sonucunu verse her şey bitecek mi sorusu çünkü her zaman geliyor ve zihnime çakılıyor. Ve ona da çok kolay yoldan hayır diyebiliyorum. Sanıyorum kuruculuğuna ve dayanışmaya tutunmak olarak bitirebilirim ben de sözlerimi. Çok teşekkürler. Fatoş Hanım, sen mikrofonunuzu açmak üzereydiniz. Sesiniz gelmiyor şu an. Tamam, açık. Evet, katılıyorum. Kardelen'in söylediği şey çok önemli. Dayanışma zaten bizi bir arada tutan ya da kişileri bence hayatta tutan, motivasyon kaynağı olan pek şey bazen düşünüyorum. Dayanışma olabilir, olmalı ya da. Açıkçası tüm bu bellek konularını konuşurken bir de işin evet beden boyutunu da beden boyutu benim için her zaman çok ön planda ve zaten daha önce gösterdiğiniz iş imajında bir patolojik bellek diye bir işim var, bir videom var. Hakikaten işte orada dakikalar boyunca saçlarını yiyen bir kadın görüyoruz. Tüm bu işte bahsettiğimiz hasarlar bir şekilde bunlarla baş edebilme, bunları alt etme çabasını aslında beraberinde taşıyor. Ama Kardelen'in de dediği gibi tüm bunlarda dayanışma tek faktör. Bizi tüm bunlara bağlayan, üretime bağlayan tek unsur dayanışma olduğuna inanıyorum. Ve bu noktada daha önemli olan şey dürüst yaklaşmak ve bir yüzleşme alanına alanı olmazsa olmaz demek istiyorum. Berlin'deki solo sergimin ismi Sur'du. Fakat bu sur Diyarbakır surları değil elbette.
Bu sur aslında kıyamet borusu surdu. Ve dolayısıyla biz bunu Berlin'de de çok insanla da tartıştık. Hep bir yüzleşmeye atıfta bulunan bir sergi oldu. İşte Şener'in verdiği örnek, işte nehir örneğini verdi ya. Hakikaten orada da nehirler, taşlar, topraklar ve bütün bu süreçlerimize tanıklık eden her şeyle iç içe geçen bir sergiydi. Ve maalesef hayal ettiğim bu yüzleşme alanını da orada da belirttim. Ne yazık ki şey gibi mahşer alanı, tek yüzleşme alanı gibi hayal ediyoruz. Çünkü o kadar umutsuzlukla beraber ilerliyor ki bir taraftan bu da benim çelişkim. Bir taraftan çok büyük umutlarla, çok büyük bir gücü toplayarak bir şeyler yapmaya çalışırken bir taraftan da büyük bir umutsuzluk ve baş etmem gereken bir durum çünkü aslında bu umutsuzluk. Aynı zamanda benim de kendi mücadelemin bir parçası. Fakat böyle bir hakik gerçeklikle beraber düşünmek zorundayız. Ve dolayısıyla kıyamete ve mahşere bırakılmış bir radikal anlamda bir yüzleşme alanını hayal ettiğim bir alanda aslında orada hayal ediyoruz. Sürekli o anlatılarla hayal ediyoruz. Ve bunun gerçekte bugün nasıl yüz yüze bakıyorsak ve toplumsal anlamda da bireysel ilişkilerimizde de tüm bu yüzleşmelere olanak açan yapıları inşa etmemiz gerekiyor. Bunun bendeki karşılığı birazcık sanat oluyor. Sanat aracılığıyla bunu yapabilme motivasyonumuz var. Bugün bu yüzden bir aradayız. Şimdilik bunları söyleyebilirim ve dayanışma. Çok çok teşekkürler Fatoş. Üçünüze de Kardelen, Şener ve Fatoş. Çok çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hepiniz görüşmek üzere.